Sayın Vali de, Sayın Vali de bu devletin, devlet adamlarının milletine ve gazilerine, şehitlerine, onların ailelerine gösterilmesi gereken saygıyı devletin kibir değil, alçak gönüllülük olduğunu gösteriyordu. İkisine de yürekten teşekkür ederiz. 5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki köyün erkekleri camide toplansın. Akşam namazını takiben camiye giden, namazdan çıkanları aldılar, getirdiler ve 28'ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar. 5 canımızı da orada aldılar ve 33 şehidimizi bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler. Öyle başbağlar rastgele seçilmiş bir yer falan değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. 2 gün önce Sivas'ta Madımak Oteli'nde canlar yanmıştı. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Önce 31, sonra 33'e çıkacaktı rakam. Onlar sema durmaya gelmişlerdi. İnançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti. Güya ona misilleme, bu sefer bir cami çıkışında yakın sayıda vatandaş, sonra da yakılarak 5 kişi, yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine, beraberliğine kastetmiş, o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, mezhep savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafında acılarını yüreklerine gömen, birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj, nasıl bir kardeşlik, birlik, beraberlik çıkarılır onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı bugün bir kez de buradan ben ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir. Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir. Tabii açılan davaların sonuçsuz kalması, o günlerde sadece 25 kilometre öteden 14 saatte buraya ulaşılabilmesi, burada yarattığı büyük travma halen daha yüreğimizin soğumamasına sebebiyet veriyor. Dava zaman aşımına uğradı, aynı Madımak gibi. Bunu kabul etmiyoruz. Çünkü böyle suçlar insanlığa karşı işlenen suçlardır. Ve insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz, affı olmaz. Dava 2019'da bir kez daha açıldı ama yine bütün sanıklar firari. Biz bu davanın sanıkların gıyabında da olsa bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilmesini, her türlü zaman aşımından, her türlü ceza indiriminden, her türlü aftan muaf olmasının sağlanmasını geleceğe yönelik olarak da önemsiyoruz. Ben bu ayın 15'inde tekrar Saraybosna'da olacağım. Geçen devlet günlerinde orada olduğumda Aliye İzzet Begoviç'in mezarının başındaydım. Duamızı okuduk ve Aliye İzzet Begoviç'in o muhteşem öğütünü, vasiyetini tekrar ettik. Diyor ki, unutulan katliamlar tekrarlanır. Biz bugün başbağlara gelirken 31. yılındaki bir acıyla değil, birinci yıldaki acıyı hissederek, birinci yılda ne kadar yüreğimiz yanıyorsa, yüreğimiz o kadar yanarak geldik.
İki gün önce Sivas'taydık. Orada o acıyı hissettik. İki gün sonra buradayız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, mutlaka ve mutlaka bu acıları unutturmamaya, hayatını kaybedenlerin manevi huzurlarında onlara rahmet dilemeye, geride bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya, gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben daha önce hep zorlu kara yolculuklarıyla geliyordum. Bugünkü yurt dışı seyahatimizden dolayı buraya havaalanından helikopterle geldik. Gelirken öyle bir coğrafya gördüm ki, pilot arkadaş başbağlar burası deyince uzaktan, dağların vadilerin arasında şirin bir köy. Nereden buldunuz be kardeşim? Nereden geldiniz, musallat oldunuz? Kim yolladı, ne istediniz bu güzel insanlardan? Gerçekten insan bir kez daha bu terörün ne kadar acımasız olduğunu, bu teröristlerin ve bunları kullanan güçlerin ne kadar vicdansız olduklarını ve ne kadar sinsi bir planın parçası olduklarını bir kez daha görüyor. Ve burada maalesef şunu ifade etmek isterim. Sayın Milletvekilimiz geçtiğimiz hafta bir araştırma komisyonu Sayın Sarıgül teklif etti. Bence biz bu teklifi yenileyelim. Partiler arası diyalogla nasıl birçok komisyonu Soma'da ya da hekime karşı şiddet için bu sefer İliç'te kurduysak, bu başbağların acısının araştırılması, hiç olmazsa tarih önünde Gazi Meclis'in dokümanlarına bu konuda bir çabanın da nakşedilmesi için biz bunu grup başkan vekillerimizden rica edelim. Ve kendileri diğer parti gruplarıyla görüşsünler. Bu komisyonu da ivedilikle kuralım. İliç komisyonunun gayretlerine, mücadelelerini önemsiyoruz. Yapılacak madencilik faaliyetlerinin insan sağlığını, çevreyi önemsemesini, bu konuda ÇED raporları konusunda, diğer konularda varsa ihmaller üzerine cesaretle gidilmesini önemsiyoruz. Sayın Valimiz Sayın Bakan'a teşekkür etti. Ben de Sayın Bakan'a, eğer devletin valisi, milletin kendisi bakandan razıysa ben de razıyım. Geçen sene olimpiyatlarda Buse Naz, gece 3'te izliyordum. Çin'de şampiyon oldu 2 sene önce. Dedi ki bakanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ertesi gün çıktım basın toplantısında ilk teşekkürü bakana ettim. Milli futbolcu bakandan razıysa ben de razıyım. Köylü, kaymakam, vali, herkes eğer diyorsa ki bizi yalnız bırakmadı, o bakandan biz de razıyız. Siyaset gerektiğinde mücadele etmek, gerektiğinde münakaşa etmek, gerektiğinde millet için kavga etmek ama üzerine düştüğünde de teşekkür etmek, nezaket göstermektir. Bunu ifade etmek isterim. Erzincan maalesef güzel coğrafyasına, muhteşem insanlarına, can Erzincanlılara geçmişlerinde çok acılar bırakmış bir coğrafya. Depremlerle, katliamlarla, felaketlerle. Biraz önce Sayın Milletvekilim ifade etti Erzincanlıların acıya dirençliliğini. Artık bundan sonra Erzincan'ın acıların değil güzelliklerin kenti olmasını ümit ediyoruz. Partimizin 3. Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in başbağlar sonrası o yanan konutların yeniden yapılması noktasındaki gayretlerini, buraya ilgisini yakından biliyoruz. Benim siyaset büyüğüm, hep birlikte siyaset yaptığımız dönemde 13 yılın belki 11 yılında kendi gelemediğinde de buraya heyet yetiştiren Veli Ağbaba yine eşlik ediyor. Başta Veli Ağbaba'yı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkan'ın emaneti olarak başbağlara sahip çıkmayı bir vasiyete uymak olarak gördüğüm için beni de başbağların bir evladı kabul ediniz. Bundan sonra sizlere sahip çıkmaya, sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.
Bir kez daha başımız sağ olsun. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Acınız acımızdır. Şehitlerimiz ailelerimizin şehididir. Hepiniz bizim aile. Sen geç kaldın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan düzeyinde ilk kez katıldığını, milletvekillerine katıldığını gördük, şahit olduk bugün. Bu konuda neler diyeceksiniz? Bugüne kadar partimiz Veli Ağbaba'nın başkanlığında her yıl burada temsil ediliyordu. Sayın Sarıgül bu konuya zaten çok önem veriyor. Biz geçtiğimiz günlerde Madama'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk kez gitmiştim. Başbağlar'da aslında bugün yurt dışı programımız vardı ama Sayın Sarıgül ve Sayın Ağbaba'nın büyük gayretleriyle, büyük fedakarlıklarıyla bir şekilde geldik. Çünkü acıları yarıştırmanın ya da kendi acısına sahip çıkmanın dönemi Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdi. Biz ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Ben defalarca söyledim. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçak'a aynı anda yas tutmayan bir ülke birlik ve bütünlük halinde olamaz. Sivas'taki, Madımak'taki yaşananlarla Başbağlar'da yaşananları birbirinin rövanşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar var. Bu ikisi de bu ülkenin ortak acıları. Orada yanan canlarda, burada yanan canlarda bu ülkenin değerleri. O yüzden biz bir ve beraber olmamız lazım. Ben zaten mümkün olduğu kadar kritik yıl dönümlerinde mutlaka bulunmaya çalışıyorum. Başbağlar da bu açıdan son derece anlamlıydı. Güzel de bir tören oldu. Hem katılımıyla hem ortaya çıkardığı duygularla birlikte. O açıdan çok teşekkür ediyorum hem milletvekillerimize hem Sayın Vali'ye teşekkür ediyorum. Havadan geldiniz buraya, coğrafyayı gördünüz. 33 vatandaş burada hayatını kaybetti, şehit oldu. Buraya gelirken hem Anadolu'nun en ücra köyü burası, köylerinden birisi. Ne hissettiniz genel başkan olarak? Şimdi bir kez şunu hissettim. Yani bu köye bu katliamı yapanların nereden geldiniz, nereden buldunuz, nasıl yaptınız bunu bir de özel olarak seçtiler, beklediler. Akşam namazı saatinde toplansınlar da işte o kadar sayıya yakın insanı hep birlikte katledelim. Bu büyük bir vicdansızlık. Bir kez şunu gördüm. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle çok önemli, çok birlikte olması lazım. Bir bütün halinde olması lazım. Herkesin ötekinin hakkına da kendisininkinden daha çok sahip çıkması lazım. Bu ülkede iki şeyin ben renginin olduğuna inanmıyorum. Bir İşçinin alnının terinin rengi olmaz. Bir de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi olmaz. Hepsi anamız. O anaların gözyaşlarını dindirmek için herkesin sorumlu davranması lazım. Biz üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmekte çok kararlıyız. Çok teşekkür ederim. Bir de biraz önce konuşmada da söyledim. Sayın Sarıgül geçen hafta bir araştırma önergesi verdi. O maalesef mecliste reddedilmiş ama biz bunu yenileceğiz. Diğer partilerle de diyalog kuracağız. Bugün ortaya çıkan olumlu hava, grup başkan vekillerimiz temas edecek. Bu başbağların hatta belki Madımak ve başbağların aynı komisyonda araştırılması daha da anlamlı olabilir. Bunu da bir değerlendireceğiz. Çünkü iki gün arayla birbirine yaşatılan ve sayı olarak, şekil olarak, işte inanca yapılan saldırı olarak gördüğümüz bu saldırıların nasıl, kimler tarafından organize edildiğini mutlaka bakmak, o kirli elleri çıkarmak lazım. Bu konuyu da gündemimize alacağız. Sivas'ta da burada da zaman aşımı kararı var. İkisi de çok yanlış. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Bu konuda kanun var. Mahkemelerin cesaretle bunlara insanlık suçu tanımlamasını yapıp zaman aşımı ve af kapsamlarının dışına çıkarması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun.